Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli iş insanları, tarım kesiminde faaliyet gösteren örgütlerimizin temsilcileri, değerli basın mensupları, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ekonomi masası olarak Aralık ayından bu yana 21. vilayetimize konuk oluyoruz. Yaklaşık 20 bin kilometreden fazla yol kat ettik. Buna da devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin ekonomiyle ilgili sıkıntıları çok. Ve bir yandan biz size kendi görüşlerimizi anlatırken, paylaşırken bir yandan da sizin görüşlerinizi alacağız. Ve kendi ekonomiye yaklaşımımızla ilgili politikalarımızı bu görüşleri alarak daha da güçlendireceğiz. İzin verirseniz önce zaman zaman Konya ekonomisine de değinerek konuşmamı devam ettirmek istiyorum, sunum yapmak istiyorum size. Aslında ekonomi iyi gitmiyor. Yeni mi? Yeni değil. Yani 2014 yılından beri öngördüğümüz ekonomi, özellikle ülkeyi yöneten hükümetlerin öngördüğü rotadan çıkmış vaziyette. Hatırlayacaksınız, 2011 yılında hükümet bir hedef koymuştu. Demişti ki Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2023'te, yani Cumhuriyet'in 100. yılında 2 trilyon dolar olacak. Aslında 2013 itibariyle baktığımız zaman da 1 trilyon doları yakalamıştık. Yani çok da bu işin uzağına düşmüyorduk. Ama özellikle 2013 yılından itibaren, hele 2014 yılında bu tek adam vesayet rejiminin düğmesine basılmasından sonra Türkiye bu patikadan hızla uzaklaşmaya başladı. Eğer 2 trilyonluk milli gelir hedefine uygun olarak gitmiş olsaydık, 2020 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 1 trilyon 600 milyar dolar olması gerekirdi. Gerçekleşme 717 milyar dolarda kaldı. Hatta geçmişteki performansın bile altında kaldı. Millet olarak kaybımız bu hedeften sapma nedeniyle 892 milyar dolar oldu. Peki neden rotadan çıktık? 3 tane önemli nedeni var. Bir kere Türkiye'nin özellikle borçlanmaya, sıcak parayı kullanmaya dayanan büyüme modeli 2013'ten sonra tıkandı. 2013'te ne oldu? 2013'te Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı ben artık dolar basmayacağım dedi. Ya da dolar basımını yavaşlatacağım dedi. Ama biz aynı sıcak parayla büyüme politikasını devam ettirdiğimiz için ve gelen parayı da büyük ölçüde betona yatırdığımız için, ranta yatırdığımız için Türk ekonomisi patinaj yapmaya başladı. İkinci önemli konu devlet krizi. Türkiye bu tek adam rejimine geçmesiyle birlikte, ondan önce 2014'te bu düğmeye basılmasıyla birlikte ciddi bir devlet krizi dönemine girmiş oldu ve bütün devlet kurumlarında ciddi yıpranmalar, demokrasinin kalitesinde ciddi bir aşınma, hukuk devletinde çok ciddi bir bozulma dikkati çekmeye başladı. En son 2020 yılında da bir küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Burada da salgın son derece kötü yönetildi. Aşı temininde tek kaynağa bağımlılık alındı. Aşı, o tek kaynak aşıyı zamanında teslim edemedi. Bugünlere kadar geldik. Nihayet bugün hızla aşı yapılıyor. Bu çerçevede ben tabii özellikle halk sağlığında bu aşılama konusunda çalışan tıp insanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sorun onlarda değildi zaten. Onu baştan itibaren biliyorduk. Sorun yeterli miktarda aşıyı ülkeye getirememekten kaynaklanıyordu. Bir başka konu salgının ekonomik boyutu. Salgında tabii kapanmak zorunda kaldı esnafımız, çeşitli kurumlarımız, ama kapanan esnafa, iş yerini kapatan esnafa,
girdilere ulaşmakta zorlanan müesseselere, çiftçilere gereken destek borçlanma biçiminde, borç biçiminde verildi ve Türkiye'de çeşitli kesimler çok ciddi borç yüklerinin altına girdi. Türkiye dünyada kendine benzer ekonomiler arasında doğrudan bütçeden destek veren, en düşük destek veren üçüncü ülke. Buna karşılık en fazla borç veren ülkelerin de başında geliyor. Ama dediğim gibi büyüme modeli daha önceden iflas ettiği için Türkiye aslında uzunca bir süredir büyüyemiyor. Ben şöyle üçer yıllık ortalamalar itibariyle bir trend nereye gidiyor diye bakalım dedim. İşte orada baktığımız zaman o mavi çubuklar büyüme hızlarını gösteriyor. Hızla aşağı doğru gidiyor. Milli gelirimiz 2014'ten bu yana 243 milyar dolar erimiş. Yani bırakın büyümeyi, gerilemişiz. Bunlar hep giderek fakirleştiğimizi gösteriyor. Bir başka önemli kriter nedir? Aslında hemen burada yeri gelmişken söyleyeyim. Aslında bu daralmadan, bu küçülmeden Konya ekonomisi de nasibini almış. Ve kişi başına gelirde 2019-2018 arasında, yani 2018'den 2019'a geçerken 400 dolar düşmüş. Daha sonraki kişi başına gelirler yok il bazında elimizde ama böyle baktığımız zaman yani Konya'nın da bu Türkiye'de yaşanan şey nedeniyle, krizler nedeniyle nasibini aldığını, bu krizlerden nasibini aldığını görüyoruz. Yine ekonomi politikalarının başarısı çalışmak isteyene ne kadar iş verdiğinizle ölçülür. Baktığımız zaman Türkiye'de iş kayıplarının yine salgından önce başladığını, salgından sonra da devam ettiğini görüyoruz. Ve Türkiye'de 2 yılda 2 milyondan fazla insan işini kaybetmiş, çalışmakta olduğu işi kaybetmiş. İşsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş. Konya'da da baktığımız zaman çalışan sayısı 21 bin kişi azalmış. Yani burada da Konya'da da ciddi bir iş çalışanların sayısında azalma var. İşsiz sayısı da 71 bine çıkmış. Bir başka önemli konu gelir dağılımı. Gelir dağılımına baktığımız zaman yoksul sayısının son 3 yılda 2 milyon 57 bin kişi arttığını ve yoksulların sayısının ülkede 18 milyon kişiye dayandığını görüyoruz. En çok kazanan %5 ile en az kazanan %5'in arasındaki farkı değerlendirdiğimiz zaman bu ikisi arasındaki fark neredeyse 30 kata çıkmış. Yani en çok toplumun en çok kazanan %5'i en az kazanan %5'inin 30 katını kazanıyor. Bu meşhur sözü var şairin, Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Gerçekten bu dönemde böyle bir gelir dağılımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Borç yükü hızla yukarı doğru gidiyor. Hem devletin borç yükü artıyor, hem şahısların borç yükü artıyor. Hem de firmaların borç yükü büyük bir hızla yükseliyor. Biraz önce söyledim zaten, Türkiye özellikle bu pandemi döneminde de meselesini borçla çözmeye çalıştığı için bu yük daha da ağırlaştı. Yine bir başka önemli gösterge, bir yandan borç yükü ağırlaşıyor. Bir yandan da elimizde dışarıdan gelebilecek herhangi bir riske karşı, yani sermaye girişinde ani bir duruş olması halinde, borçlanamamamız halinde risk artıyor. Şu anda net rezervlerimiz eksi 40 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nın kasasında rezerv falan yok. İşte başkan da konuşuyor şimdi. 5 tane ülkeyle daha swap yapmaya çalışıyoruz. Swap dediğiniz son derece kısa vadeli borçlanma. Bu kısa vadeli borçlanmalarla rezervleri ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aslında buradan hemen devlet krizinin bugün bence
en kritik görüntülerinden biri Merkez Bankası'nda yaşananlar. Yani Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahip olan bir kuruluş. Elindeki imkanları hükümetle ortaklaşa tespit ettiği enflasyon hedefine ulaşabilmek için bağımsız bir şekilde kullanabilecek olan bir kuruluş. Ama Merkez Bankası'na sabah akşam müdahale ediliyor. Yani baktığımız zaman Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. 2018 Haziran ayından bu yana Türkiye'de 4 tane Merkez Bankası Başkanı görmüşüz. Neredeyse her 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişmiş. Oysa dünyada Merkez Bankası Başkanları en kısa süre olarak baktığınızda 5 yılda bir değişir. Ama bizde neredeyse 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirmişiz. Yetmemiş, yine gece yarısı çıkarttığımız kararnamelerle başkan yardımcılarını görevden almışız. O da yetmemiş, Merkez Bankası personelini son dönemde bu kadar kırılganlığa, elimizde rezerv olmamasına ve tecrübeye ciddi ölçüde ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yeni başkan gelmiş, yüzden fazla Merkez Bankası'nın orta ve üst düzey yöneticisini görevden almış, değiştirmiş. Ve en son yaptıkları işte Merkez Bankası personelini daha da huzursuz edebilmek için hadi bakalım İstanbul'a gidiyoruz demişler, taşınıyoruz. Gelen gelir, gelmeyen Ankara'da kalır demişler. Bütün bunları yaparken en kritik kuruluşlardan biri olan Merkez Bankası'nı nasıl yöneteceksiniz? İşte başkan da şunu söylüyor. Bir yandan da baskı var üzerinde Merkez Bankası. Tamam yeter artık, daha fazla faizleri arttırma diye. Ve zaten yani baktığınız zaman dünyanın 7. en yüksek faizi bizde, politika faizi. Biz Merkez Bankası'nı ve Türkiye'deki faizleri düşüreceğiz diye iş başında olan, yüksek faizden hoşlanmadığını, hatta faizi sevmediğini söyleyen, faizi enflasyonun nedeni olarak gören bir partinin genel başkanı tarafından ülke yönetiliyor. Bu genel başkan sık sık bu fikrini her yerde tekrarladı. Faizler düşeceği yerde dünyanın en yüksek 7. faizini veren ülke haline geldik. Şimdi Merkez Bankası dün dolanıyor, şeyleri dolaşıyor. Bankalar Birliği'ne gidiyor. Diyor ki 5 tane ülkeyle swap anlaşması yaptık. Şu harcadığımız, hani benden önceki dönemde yok olan, buharlaştırılan 128 milyar dolar rezervi yerine koyacağız diyor. 128 milyar dolar nerede diye sormak isteyen Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. Ve bütün bunlar yaşanırken bir de Merkez Bankası'nın kurumsal Merkez Bankası'nda çalışan uzmanlar da tedirgin ediliyor. Sonuçta ne oluyor? Bu devlet krizinin faturasını hep beraber ödüyoruz. Şimdi dolar kuruna bakalım. Dolar kuru bu 19 Mart'ta Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında 2 lira 32-33 kuruşmuş. 7 lira 32-33 kuruşmuş. Şimdi 8 lira 63 kuruş bugün baktığınız zaman. Yine avro kuru aynı şekilde. Borsa endeksine baktığınız zaman düşmüş. CDS dediğimiz Türkiye'nin kredilerini geri ödememe riskiyle ilgili primler 386 olmuş 307 iken. Bu dünyadaki sanıyorum Brezilya'dan sonra en yüksek CDS bizde. Gösterge tahvil faizi %19 ve politika 19,1, politika faizi de %19, yani dünyadaki 7. en yüksek faiz. Türk lirasının değer kaybına baktığımız zaman 18 Mart'tan 23 Haziran'a kadar Türk lirası kendine benzeyen ekonomiler içinde parası, değeri, dolar karşısındaki değeri en fazla düşen para. Şimdi tabii bu Polatlı'da bir çiftçimizin sözü vardı. Kral istemiyoruz, kural istiyoruz diye. Biz onu biraz değiştirdik. Kral olan yerde kural olmaz dedik. Kural olmazsa da yatırım olmaz dedik. Türkiye'ye nitelikli yabancı sermaye yatırımı gelmiyor.
En son rakamlara baktığımız zaman gayrimenkul alımlarını hariç tuttuğumuzda Türkiye'ye gelen net yabancı sermaye eksiye geçmiş. Yani çıkan sermaye gelen sermayeden çok daha fazla. Yine bir başka önemli gelişme var. Bu arada dünyada da bize benzeyen ekonomilerdeki yatırımların getirisi gelişmiş ekonomilerdeki yatırımların getirisine doğru giderek yaklaşmaya başladı. Dolayısıyla burada artık itici faktörler yerine çekici faktörler ön plana geçiyor. Yani kurallı ekonomi olması lazım. Ne fazla para kazanmak yerine neresi daha güvenliyse oraya gidecek sermaye. Dolayısıyla da itici faktörler dediğimiz risk alma iştahının yerine ihtiyatlılık yani çekici faktörleri ihtiyatlı hale gelen sermaye karşısında sermaye çekebilecek doğruları yapmanız lazım. Tabii hükümete sorarsanız hükümet diyor ki işler iyi gidiyor. Peki son 19 yılda değişik adlarla 18 tane mali af çıkartmışsınız. Yine mali afları ihya eden yani devam ettiren, sürdüren düzenlemeler de yapmışsınız. Ve yine bu 18'in içinde yapılan varlık barışları da var. Tam 6 tane de 18 yılda varlık barışı yapmışsınız. Ve dürüst vergisini ödemeye çalışan mükellefi cezalandırmışsınız. Kötü niyetle vergisini ödemeyeni mükafatlandırmışsınız ama bu kadar çok vergi affı yaptıysanız, varlık barışı yaptıysanız o zaman bu ekonomide insanlar vergi ödemekte zorlanıyor demektir. İyi gitmeyen bir şeyler var demektir. Bu vergi barışları, varlık barışları bunlar hep bunu ortaya koyuyor. Oysa Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman Türkiye'nin gerçekten son derece avantajlı bir ülke olduğunu göreceksiniz. İki tane önemli avantajımız var. Bunlardan bir tanesi coğrafi konumumuz. Türkiye bir kere 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık bir nüfusa ve 22 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanına sahip olan bir ülke. Bir başka önemli konu, Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Hala daha bakan nüfusunun bakılan nüfustan daha hızlı arttığı demografik fırsat penceresine sahip olan bir ülke. Genç bir nüfusumuz var. Ama bu imkanları kullanmak için bir takım politikaları uygulamamız lazım. Bu politikaları uygularken de dünyadaki yeni eğilimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi şu, yani kapsayıcılık ve çevreye duyarlılık, yeşil. Bu iki aks üzerinde bugün dünyada giderek artan bir biçimde ekonomiye devletin özel kesimle birlikte akılcı müdahaleleri savunulmaya başlanıyor. En son G7 zirvesi Cornwall'da oldu ve Cornwall mutabakatı diye bir mutabakat yayınlandı. Bunu eski G8'in yayınlamış olduğu Washington mutabakatıyla yani neoliberal iktisadın önünü açan Washington mutabakatıyla karşılaştırdığınızda çok farklı. Bu yeni mutabakatta şu deniyor. Kural olacak. Evet ekonomi serbest olacak. Ama hem ülkeler birbirlerinin çıkarlarına saygı gösterecekler. Hatta biraz önce Akif Bey'le gelirken otobüste tartışıyorduk. Bu Cornwall mutabakatı mesela vergiye de değiniyor artık. Dünyada şimdi mesela asgari kurumlar vergisi oranı tartışılıyor ki vergi cennetlerine kaçan olmasın diye. Bu tür ilginç gelişmeler var. Yani Washington mutabakatının yerini yeşili ve kapsayıcılığı savunan Cornwall mutabakatı almış vaziyette. Başka önemli bir şey, merkez bankalarının normalde görevleri enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Ama mesela Saint Louis'deki Merkez Bankası Amerika'da bir enstitü kurmuş. İktisadi Eşitlik Enstitüsü.
Bugüne kadar merkez bankalarının hiç ilgilenmediği bir konu iktisadi eşitlik. Neden iktisadi eşitlik? Çünkü iktisadi eşitlik olmadığı zaman ekonomi oyununu sürdüremiyorsunuz. Ben hep anlatıyorum toplantılarda, biraz bu iş misket oyununa benziyor. İktisadi eşitlik olmadığı zaman, birileri misketlerin hepsini aldığı zaman oyun bitiyor. Ama yapmanız gereken şey oyunun bitmemesini sağlamak. Yine dünyada tartışılan bir başka konu, bu yine eşitlik çerçevesinde prekaryalaşma. Yani çok geniş kesimlerin sahipsiz kalması. Güvencesiz istihdam, gelir dağılımındaki bozulma, küresel sosyal huzuru ve politik istikrarı bu konular ciddi şekilde tehdit ediyor. Mesela Uluslararası Para Fonu'nun son raporu diyor ki en önemli risk bu pandemi sonrasında gelir dağılımındaki hızlı bozulma neticesinde ortaya çıkabilecek olan sosyal huzursuzluktur diyor. Bu bence son derece kritik olan bir konu. Bir başka önemli konu, şunu konuşuyoruz. Değer zincirlerinin giderek farklılaşmaya, değişmeye, kopmaya başladığını. Küresel değer zincirleri eskiden Çin'de her şey üretiliyordu, dünyanın her yerine dağılıyordu. Şimdi bu zincirlerin artık tek bir ülkede üretimin olması sakıncalı bulunuyor. Değer zincirlerinin kısalacağı öngörülüyor. Bu tabii bizim için önemli bir avantaj. Biraz önce söyledim bizim nerelere ne kadar yakın olduğumuzu. Ama yetmiyor. Yani AB'ye coğrafi yakınlık, kısalan değer zincirlerinde ağırlığımızı arttırabilmek için tek başına yeterli değil. Ciddi bir yönetim anlayışı gerekiyor. Mesela Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı bu hükümet hala daha imzalamadı. Ondan geçtim. Avrupa Birliği'ne Konya'dan mal satabilmeniz için hızla bu Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu yeşil mutabakata uyum sağlamanız lazım. Bununla ilgili de bir komisyon kuruldu ama atılan hiçbir adım yok ortada. Dijital dönüşüm dünyada hızlanıyor. Dolayısıyla biz de kendi iş gücümüzü ve işletmelerimizi bu dijital dönüşümden faydalanacak hale getirmemiz lazım. Eskiden biliyorsunuz serbest ticaret anlaşmaları vardı. Onların yerini şimdi derin ticaret anlaşmaları alıyor. Derin ticaret anlaşmaları sadece mal ticaretini kapsamıyor. Aynı zamanda hizmet ticaretini kapsıyor. Sermayenin değiş tokuşunu kapsıyor. İş gücünün gidiş gelişini kapsıyor ama başka bir şeyleri daha kapsıyor. Mesela geçen gün Gaziantep'teyken tekstilcilerle konuşurken gördük ki giderek artık dünyada tekstil şeylerini üretirken geri dönüşümden kazanılan bir takım girdileri belli oranda kullanmak zorundasınız. Çocuk işçi çalıştırırsanız sizin malınızı almıyorlar. Şimdi bu giderek demokrasinin standartlarına doğru da bu şey yayılmaya başlıyor. Kurallar, ilkeler ve bunlar sizin ticaretinizi etkileyecek konular olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye bu yeşil dijital dönüşüme ve derin ticaret anlaşmalarının arkasındaki mantığa hızla uyum sağlaması gerekiyor. Peki bu sorunları nasıl aşarız? Her şeyden önce güveni sağlayarak aşarız. Bu hükümetin düşmüş olduğu en büyük hata güveni kaybetmesidir. Shakespeare ne diyor? Güven ruh gibidir diyor. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Dolayısıyla biraz önce söyledim, güvene ihtiyacımız var. Bir de küresel arenadaki yapısal gücümüzü arttırabilmek için, yarışma gücümüzü arttırabilmek için yapısal bir değişime ihtiyacımız var. Bunları nasıl sağlarız diye baktık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Dedik ki 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejimiz olmalı. Bu stratejiyi de 3 yeni ile uygulanabilir hale getirmeliyiz. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Peki bu 4 sütun ne? 4 sütun, birinci sütun hukuk devleti ve demokrasi. Yani can ve mal güvenliği. Bugün Türkiye'de hukuk devleti ve demokraside
çok ciddi geriye doğru gidiş var. Dünyadaki tüm endeksler de bunu açık seçik ortaya koyuyor. Peki hangi yeni kurallar dediğiniz zaman bunların en başında bence güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemin Türkiye'de uygulanmaya başlaması geliyor. Yine bir başka önemli konu, ben hep onu söylüyorum. Türkiye'nin en büyük açığı ne bütçe açığı ne cari açık. Türkiye'nin en büyük açığı tarafsız cumhurbaşkanı açığı. Partili cumhurbaşkanıyla bu iş olmuyor, gitmiyor. Yani 2018 yılından bu yana sürekli cebimiz boşalıyor. Bunun da tek nedeni var. Bu ucube, tek adam vesayet rejimi. Yine önemli bir yeni kural, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı ve sonuç itibariyle hesap veren bir icra. Bir başka önemli kural, seçim yasası değişmeli, milletin vekilini millet seçmeli. Bir başka diğer kural, siyasi ahlak yasası bir an önce çıkarılmalı. Son dönemde yaşananları görüyorsunuz. Yani Türkiye'deki bir kara para aklayan insan, Türkiye'de en fazla 10 yılla, o da bir sürü indirimden de yararlanarak neredeyse hapise girmeden kurtulurken, Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklayan biri 225 yıl hapse mahkum olabiliyor. Bu siyasi ahlak yasasının da yine diğer alanlarda da Türkiye'nin atması gereken adımların çok önemli olduğunu gösteriyor. Bir de yeni kurumlar demiştik. Nasıl yeni kurumlar? Mesela bu özellikle hukuk devleti, demokrasi, karar alma süreçlerinde. Ya bir kere seçim yapacaksınız, ondan sonra bir daha millete sormayacaksınız. Bu olmuyor. Yeni demokrasilerde sürekli paydaşlarla konuşmanız, danışmanız lazım. Bunu sağlayacak olan mekanizma da Ekonomik ve Sosyal Konsey. Türkiye'de anayasada Ekonomik ve Sosyal Konsey var ama uzun yıllardır toplanmıyor. Onun için de şunu söylüyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey'i bir an evvel hayata geçireceğiz. Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Yani tüm iş adamlarıyla birlikte verginin nasıl olması gerektiğine karar verilecek. Yine kesin hesap komisyonunu ayrıca kuracağız. Burada da millete vergilerini nasıl harcadığımızın hesabını vereceğiz. Yeni kurumlar arasında yine bir başka önemli kuruluş, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurma meselesi var. Şimdi baktığınız zaman Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı niye bu kadar önemli diye. Çünkü çok büyük bir potansiyel var bölgede. Yani burada savaşmak yerine, birbirimizle kavga etmek yerine politikalarımızı uyumlaştırdığımızda her bir ülke büyüme hızını %2'ye kadar arttırabiliyor. Yani ilave %2 gelebiliyor. Yine baktığınız zaman bugün Türkiye'de iş alemi mevcut dış politikadan çok sıkıntı çekiyor. Nereye gitsek bu bölgelerde Suudi Arabistan'a yapılan ihracatın ciddi şekilde aksadığından söz ediliyor. Niye aksıyor? Niye anlaşamıyoruz? Nedir yani sıkıntı? Bir başka önemli ikinci sütun, Türkiye artık borçlanarak büyümemeli, şişmemeli, üretime yatırmalı, üretimle imkanlarını üretime yatırmalı, üretimle büyümeli. Yani buradaki kuralları şöyle söylemek mümkün. İç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran hizmetlere yatırmamız lazım. Bugün yaşadığımız ödemeler dengesi problemi bunu gösteriyor. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmalıyız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmalıyız. Eğitimle ilgili iş gücünün yarışma gücünü, eğitimde iş gücünün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. İnsan gücü planlamasına önem vermeliyiz. Yine organize sanayi bölgelerini geziyoruz. Organize sanayi bölgelerinde bir şikayet, istedikleri şeyde, niteliklerde iş gücünü bulamamaktan şikayet ediyorlar. Yeni kural, yine burada baktığımız zaman üreten ekonomi. Bu buhran, son dönemde yaşadığımız işte ekonomi, devlet ve salgın kriziyle birlikte ortaya çıkan buhran,
sektörler üzerinde çok derin tahribat yarattı. Bu tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programını derhal yürürlüğe koymamız lazım. Yani biraz önce Merkez Bankası Başkanı'nın hani gidip bankalara vaat ettiği gibi işte faizi arttırmayacağız ama para politikasını belki karşılıklarla oynayarak daha sıkılaştıracağız. Ya da 5 tane ülkeyle daha swap anlaşması yapacağız şeklinde değil. Ciddi yapısal dönüşümlerle bu ekonominin içsel dayanıklılığını arttıracak bir takım adımları atmamız lazım. Yani Türkiye uzunca bir süredir çok boş işleri tartışıp duruyor. Ama ekonomiyle ilgili sorunlar da orada duruyor. Mesela sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kamucu yaklaşımla kendi kendimize yeterliliğimizin artık arttırmamız gerektiğini gördük. Türkiye yıllarca önce Hıfzı Sıha Enstitüsü'nde aşı üretiyordu. Şimdi bakın daha hala yerli aşıyı üretemedik. Korona ile ilgili. İhale yasası, yani yeni kural bence Türkiye'nin en önemli. İhale yasası aslında bir gösterge. Ne kadar rekabete açık olduğunuzu, ne kadar hesap vermeye, millete hesap vermeye açık olduğunuzu gösteren bir gösterge. Ama Türkiye'de ihale yasası delik deşik olmuş durumda. İktidara gelir gelmez bu yeni bir ihale yasası çıkaracağız. Bir stratejik planlama teşkilatı, bugün planlama teşkilatını kapattılar, stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Sahada gördüğümüz en büyük şikayetlerden biri plan yok, program yok, bize ufuk veren hiçbir şey yok diyorlar. Dolayısıyla özellikle tarımdan başlamak üzere planlı üretim, özel sektörün bilgi alma maliyetlerini aşağı çeken, onları daha verimli hale getirecek bir planlama teşkilatını mutlaka kuracağız. Yine organize sanayi bölgelerinde teknoloji liselerini ve teknoloji üniversitelerini kuracağız ki o bölgelerin taleplerine uygun iş gücünü yetiştirebilelim. Biraz önce söyledim, güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Yani burada dünyada şimdi tartışılıyor, bizim de bunu getirmemiz lazım. Aşırı teknoloji kullanımının aslında verimli olan emeği tasfiye etmesinin önüne geçmemiz lazım. Bunun için de devletin düzenleyici, denetleyici bir rolü olması gerekiyor. Buna meşhur bizim Türk iktisatçı Daron Acemoğlu sosyal devlet 3.0 diyor. Bugün artık uluslararası para fonu falan bunu tartışıyorlar. Yine yeni kural kadın ve genç işsizliğini hızlı azaltmak, iş gücüne katını arttırmak amacıyla kendi işini kuracaklara, küçük iş yeri açacaklara özel destekler verilmesi. Onları yapacağız. Asgari ücretten vergi almayacağız. Ya adı asgari zaten. Neyin vergisini alıyorsunuz? Bir başka kuralımız örgütlü bir toplum, adil bölüşümün ön koşulu. Dolayısıyla çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına uygun hale getireceğiz. Ama bütün dünya artık bugün gördü ki, bütün bunları yapsanız dahi bir toplumun belli kesimlerinin dışlanmasını önleyecek, önlemeye yetmiyor. Bir takım yeni kurumlara, yeni mekanizmalara ihtiyaç var. İşte mesela evrensel gelir desteği her bir vatandaşa falan gibi bir takım yaklaşımlar var. Biz de yeni kurum olarak aile destekleri sigortası kurumunu kurmayı vaat ediyoruz. Dolayısıyla belli bir gelirin altına düşen herkes bu şeyden faydalanacak. 4. sütun sürdürülebilirlik. Yani bozmadan gitmemiz lazım. Çevreyi bozmayacağız, mali dengelerimizi bozmayacağız, borç yükünü arttırmayacağız, parasal dengeleri bozmayacağız, enflasyonu arttırmayacağız. Bunları da gerçekleştirerek sürdürülebilirliği bozmadan, yok etmeden büyümeyi sağlayacağız. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, dünyanın da en önemli sorunlarından biri bugün, bu sürdürülebilirlik meselesi. Yani Cornwall mutabakatı dediğim mutabakatın önemli maddelerinden bir tanesi de sürdürülebilirlik. Diyor ki, evet gelişti dünya, büyüdü 2. Dünya Savaşı'ndan beri, zenginleşme de oldu ama birileri hep işin dışında kaldı. Yani biraz önce dediğim içeren büyümeyle ilgili bir şey. Bir başka bir şey daha söylüyor. Bir de diyor, her bir jenerasyonda en az bir tane ekonomik kriz yaşadık diyor.
Her bir nesil en az bir ekonomik krizi gördü diyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik yok. Sürdürülebilirliği sağlamanız lazım diyor. Biz de Türkiye'de bunu sağlayabilmek için, sürdürülebilirliği sağlayabilmek için biraz önce söylediğim politikaları dikkatle uygulayacağız. Evet, yeni kadrolar. En son dediğimizde bu. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Burada arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Hepsi devlette, özel kesimde, tarımda çok ciddi başarılara, esnaf olarak çok ciddi başarılara imza atmış olan arkadaşlarımız var. Konuları iş adamları, iş aleminde çalışan her insan gibi derinlemesine biliyorlar. Yine geçmişte 2001 yılında ülkenin krize girmesinden sonra %5,8 daralan ekonomiyi hemen bir yıl sonra, 6 ay sonra hatta %6,4 oranında büyüten kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Devleti biliyoruz. Ekonominin işleyişini biliyoruz. İstişare ve ortak akla inanıyoruz. Bütün bunları uyguladığımızda da bu ülkeyi, bu ekonomik krizi, bu buhranı aşabileceğimizi söylüyoruz, vaat ediyoruz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alacağız. Arkadaşlarımızla birlikte cevap vereceğiz.